Dördüncü prensibimizi konuşmak istiyorum. Interface Segregation Principle, yani I harfi. Şimdi I harfi arkadaşlar anlaması en kolay fakat uygulaması en zor prensiptir. Öyle diyebilirim. Yani bu benim yorumum. Şöyle ki Interface Segregation prensibinde olay şudur. Der ki bu hani biz interface'leri nasıl kullanıyorduk? Şöyle baktığımız zaman şöyle açayım. İnterfeysleri nasıl kullanıyorduk? İşte bütün mevzuatlar I mevzuatın bütün operasyonlarını implemente ediyordu. Ve dolayısıyla bunlar birbirinin bütün konkret dediğimiz somut sınıflar bir I mevzuat referansı tuttuğu için yani I mevzuat birinci mevzuat ve ikinci mevzuatın, üçüncü mevzuatın referanslarını tutabildiği için bunları her yerde kullanabiliyorduk. Dolayısıyla arkadaşlar bakın biz burada bir operasyon yazdık ve hepsi bunu implemente etti. Şimdi geçenlerde verdiğim bir eğitimde, tabii ki isim vermeyeceğim, sadece senaryoyu anlatmak için çok da yetenekli arkadaşlar idi, katılımcılar. Orada bir soru sordular. Dediler ki işte biz bankaların implementasyonunu yapıyoruz. Yani bir ödeme sisteminde bankalarla bağlantı kuruyoruz ve ödüyoruz. Bu ödemeyi gerçekleştiriyoruz. Şimdi burada biz işte örneğin ilk başta X bankasıyla olaya başladık. Bir de Y bankası vardı. Bunların operasyonları aynıydı. Biz de ortak bir interface yaptık. İşte geldik buraya. Dedik ki interface bank mesela uyduruyorum yani bunu. Connector. iBank Connector gibi. Yani genelde kullanılan isim budur. Bu tip ödeme sistemlerinde. iBank Connector. İşte burada başladık yazmaya. Diyor. Void Operation 1 diyorum. Yani birinci operasyon. Burada hızlı bir şekilde sizi mülakata hazırlamaya çalışıyorum. O yüzden örneklerim tamamen olayı anlamaya yönelik teorik bir şekilde. İmplementasyon için zaten farklı kaynaklarımdan da yararlanabilirsiniz. Başka farklı kaynaklardan da yararlanabilirsiniz. Diyor ki ben burada başka bir operasyon daha yazdım. Operation. Operation 2. Şimdi bu ne demek arkadaşlar? Burada bu iki bankada yani örneğin A Bank. Bu A Bank diye bir banka var ama onunla alakalı değil. A, B, C diye gideceğim. Mesela bu da iBank Connector. Sonra gelmiş işte başka bir bankayı da B-Bank diyelim. B-Bank. O da bunu yapmış. Sonra gel zaman git zaman dedi. Gel zaman git zaman C bankası geldi. Biz bunun içerisine işte operasyonu yazdık. Fakat bu C bankın operasyon 2 ile ilgili işi yok. Yani burada hepsini biz kodladık diyor. Şöyle kodlar olduğunu düşünün. Şunu da kodladık. Süper. Sonra geldik. Şunu kodladık. Süper. Şunu kodladık. Süper. Ama geldik ki buraya diyor. Burada hani C bankasının operasyon ikilik işi yok. Yani Interface Segregation Principle ne diyordu? Interface'ler implementasyonu yapıldığında eğer bir operasyon o implementasyonun içerisinde yoksa örneğin C bankın içerisinde onu ayrıştırmalıyız. Baktığınız zaman operation 2 yok. Ne yapıyor? Burayı fake bir şey yapıyor. Örneğin işte bir şey void olduğu için bir şey return etmiyor. Böyle boş bırakıyor. Ama bunun sıkıntısı ne? Hani bir programcıyı düşünün. C bank ile ilgili çalışma yapacağı zaman örneğin C bank eşittir new C bank dediğinde mecburen burada C bank'ın operasyon 2'si de gelir. Halbuki bunun gelmemesi lazım. Yani ben C bank dediğimde operation 2'nin gelmemesi lazım. Dolayısıyla işte interface segregation prensibiyle biz neyi çözüyoruz arkadaşlar? Interface segregation prensibiyle şöyle I bank connector genel bir ifade. İşte burada isimlendirme tamamen parçalanabilir bunlar.
iXBank, yani X grubuna giren bankalar. Örneğin kamu bankaları. Private diyelim, uyduruyorum. Ama özel banka, kamu bankası. Özel bankada Operation 1 var. Kamu bankasında ise Operation 2 var sadece. Mesela Operation 3 ikisinde de ortak olabilir. O zaman bir tane hem bunların ikisine de bir tane interface, mesela iBank Connector. Bakın bu tamamen ortak operasyonlar için. Hadi gelin ufak bir değiştireyim şurayı. Şöyle değiştireyim. Mesela bu Operation 1 kullansın. Bir de Operation 2 yapsın. Bu ise Operation 3 yapsın. Ama ikisi de Operation 1'i kullansın. Bakın nasıl yapıyorum. Bu da bir iBank Connector'dır diyor. Dolayısıyla bunu kullanan private'da ekstradan yani hem bu var hem de bu var. Public'te Public'e baktığımız zaman o da örneğin iBank Connector. Public Bank'te ise hem 1 var hem 3 var. Bakın bir ortak ikisinde de gibi. Böyle yorumlayabilirsiniz. Dolayısıyla örneğin A bankası bir özel bankaysa örneğin Private Bank Connector. Bakın bu şekilde çalışıyor. Hem 1'i hem 2. Mesela bunu 3 deseydik kızacaktı. Diyor ki sen bir private bankasın. Sen de 1 ve 2 olmalı. Buna geliyorum örneğin. iPublic Bank Connector. Mesela bunun 1 ve 3'ü sağlıyor olması lazım. C Bank bu ise mesela Private Bank Connector. Şimdi baktığımız zaman hiç kimse sıkıntı çıkarmadı. Peki bunların ortak özelliği ne oldu? Bunların hepsi bir iBank Connector'dır arkadaşlar. Onun referansını tutabilirler. Yani şu yukarıya geldiğim zaman şöyle örneğin ben bir iBank Connector ataması yapayım bakın. Eşittir new. Bakın hepsini atayabilirsiniz. A'yı da, B'yi de, C'yi de. Demek ki bunların hepsinin referansını bu arkadaş tutabiliyor. Tabii ki diyeceksiniz ki burada konektör nokta dediğinde sadece operation 1 geliyor. Çok normal. Ama operation 2 neden gelmiyor? Çünkü burada aslında bir boxing yapılması gerekiyor. Yani tamamen kendi nesne tipine uygun hale getirmek gerekiyor. Bakın B-Bank Connector dediğimiz zaman şöyle genel parantezin içine alayım. Bakın hem Operation 1 hem Operation 3 geldi. Mesela A-Bank Connector olsaydı dolayısıyla bunu da şöyle yapıyoruz. Bunlar şeylerle çok güzel çözülebiliyor IOC containerlarla arkadaşlar. Bu kavramı bilmiyorsanız önemli değil. Bundan bahsedeceğim birazdan zaten. Bakın bu çözümü yapabildik. Yani interface segregation prensibinde olay interface'leri de doğru parçalara ayırmak diyebiliriz. Yani bir tekrar daha yapmak istiyorum tanımla ilgili. Çünkü genelde yani vereceğiniz cevap konusunda fikir sahibi etmek adına hızlıca söylemek istiyorum. Interface segregation prensibi arkadaşlar interface'lerin doğru parçalara ayrılmasıdır. Örneğin bir sınıfın bir interface'ten implemente olması durumunda bütün operasyonları gerçekten kullanıyor olması gerekir. Eğer bir operasyonu kullanmıyor gibi duruyorsa o zaman bu prensibi çiğnemişiz demektir. Ama bunu en baştan planlamak kolay mı? Hakikaten zor. Onu söyleyeyim. Yani ben kod yazıp zamanla benim bunu parçalamam lazımmış dediğim örneklerim oldu tabii ki. Baştan bunu tasarlamak hakikaten zor oluyor. Anlamasına gelince bakın gördüğünüz gibi olay çok kolay. Ama uygulaması zor. Bunu kabul etmek gerekiyor.